Arkadaşlar merhaba, Parti Tübo hoş geldiniz. Havalar ne kadar soğusa da bu stüdyo her zaman sıcak. O yüzden üzerimizde tişörtümüz. Kesinlikle kalbimizde Parti Tübo sevdası ve aklımızda her zaman sizler olmaya devam edeceksiniz. Bugün sizler için kış günlerinin vazgeçilmezi bir sıcak içecek tasarladık ki o da bal kabaklı latte. Yarın öbür gün canınız pumpkin spice latte içmek istedi. O pumpkin spice latte nasıl yapılıyor? İşte şimdi bunu size öğreteceğim. Bal kabağı püresini nasıl yapıyoruz öncelikli olarak? 1 kilo bal kabağını, böyle kabuğu soyulmuş bal kabaklarının üzerine ortalama 180 gram beyaz toz şeker koyuyoruz. Bu 2 saat kadar dinleniyor. Sonrasında bal kabağı püresi üzerine 3 ve 5 arasında karanfil, 2 tane de çubuk tarçın atıyorsunuz ve üzerine 250 ml su koyuyorsunuz. Ve ateşin altını yakıp tencerede kısık bir şekilde kaynatmaya başlıyorsunuz. Ortalama 45-50 dakika sonrasında pamuk gibi kıvamına ulaşmış olan bal kabaklarını blenderdan geçiriyorsunuz, süzüyorsunuz. Ama blender'ı atarken içerisinde lütfen karanfil ve tarçınları almayı unutmayın. Sonrasında da böyle bir içerik ortaya çıkıyor ve pumpkin spice latte'yi pumpkin spice yapan şey işte budur. Teşekkürler, eline sağlık. Merhaba. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Görkem, 23 olacağım. Yarışmaya ne zaman? İstanbul. 25'inde yarışma olacağım. Yarışma yok. Burada herkes kazanan. Güzel. Peki, bu bal kabağı püresini ben anlattım. Sen pumpkin spice latte'yi yaparken nasıl yaptığını anlatır mısın? Şimdi ben yavaş yavaş başlayayım. Şunu bardağıma aldım. İlk önce aldım. Anlat, sonra yap istiyorsan. Tamam. 4 cl bal kabağı püresi koyacağım. Az önce Onurcan abinin güzel güzel anlattığı bal kabağı püresi. Bu arada piştiği zaman inanılmaz kokuyor. Haberiniz olsun. Komşulara 4 falan siyer bal kabağı püresi koyacağım. Üzerine bir shot espresso çekeceğim. Sonra sütü köpürteceğim ve falan böyle gittiğiniz mesela bir yere üzerine kalp map çiziyorlar ya. İnşallah ben de bugün kalp çizeceğim. Ben bir tane pumpkin spice latte alabilir miyim ama double shot espresso olsun dersen ne olacak? Double shot espresso yaparız. Yani tamam. Benimki double shot olsun. O zaman başlayalım. Kahvesini daha yoğun hissetmek isterseniz double espresso ile yapıyorsanız ortalama olarak bir espresso 3 cl diye dersek yani bunun küçük tarafı kadar oluyor ortalama. Hı-hı. Bundan double yapalım. 2 tane koyalım. Tamam, 4 cl bal kabağı püresi koyduk. Süper. Mükemmel bir espressomuz var. Bardağımızı taktık. Artık nur topu gibi kahvemiz var. Arkadaşlar Görkem çok başarılı bir barista olsa da aslında biz bu özelliğini çok fazla kullanmasına destek veremiyoruz. Verdiler ya, nasıl vermediler? Verdi işte. Verdi. Ve burada sen birazcık bizi öv diyelim de. Ama kesin bu tarafta inanılmaz. Tabii ki yani her barman çok iyi kahve yapmalı mı? Bence yapmalılar abi. Vuruyoruz ve sallıyoruz kremalar ayrışsın diye. Süper. Burada yakın çekimde gösterelim burada ne anlatmak bence istediğimizi. De. Bakar mısınız ışıktan? Bunu daha kremamsı yapabilmek için üzerinde oluşan şu kabarcıkların ince köpüklerle birleştirilmiş bir krema görseli oluşturması gerekiyor. O yüzden bunu nasıl yapacağız? Ya kürdancıklarla beraber gideceğiz bu baloncukları patlatacağız. Veya Görkem'in dediği gibi şöyle hafif hafif çevirip sonra vuracağız mı? Baloncukları patlattık veya baloncukları çok aza indirdik ve ortada toparladık. Şimdi bu aşamadayken bütün baloncukları yok edemezseniz bir işlem daha olabilir belki. Bu da köpüğün fazlasını dışarı atmak. Çok heyecanlandım. Oğlum sen de her eline aldığını vuruyor. Dur ben de bunu vurayım istiyorsun. Olmadı. Ama tekniğini beğendim. Olmadı. Sufle gibi kabarttın. Kremanın kıvamı çok iyi. Bununla alakalı buna bir tane de çubuk tarçın çok yakışır. Üzerine şöyle. Güzel oldu. Evet arkadaşlar bu aşamada tarçın çubuğu koyabilirsiniz. Veya böyle ev tipi ya da bar tipi daha profesyonel şeylerle beraber üzerine hafif tarçın yaptınız üzerine. Bunu bu şekilde bırakabilirsiniz. Ya bu genelde görsel oluyor ama böyle yaparsanız tarçın tadını daha yoğun hissedebilirsiniz. Çünkü düşünsenize yanında bunu yolluyoruz genelde restoranlarda, barlarda ama kimse bunu kıtlamıyor. O yüzden de çok da tat geçmiyor. Evet arkadaşlar, deniyoruz. Oo, tarçın ve bal kabağı kokusu çok iyi geliyor. Güzel olmuş. Arkadaşlar mükemmel olmuş. Lütfen bunu evde deneyin ve sonrasında bize 3. nesil, 4. nesil ve 2. nesil kahvecilere gitmezken bunu evinizde yapın, için ve sonra bana teşekkür mesajlarınızı aşağıya veya Instagram'ımıza bırakabilirsiniz. Başka bir videoda, başka bir konseptte sizler için çalışmaya ve çabalamaya devam ediyor olacağız. Görüşmek üzere. Al hadi al. İstersen bunu sen kendin için bir tık ısıtabilirsin. Ya da boş. Satarsın sen bunu. Ben bunu satarım arkadaşlar.